Sevdan olmasını söyleyelim mi? Bir 23 Nisan hediyesi olarak çocuklara yollayalım buradan. Ben de bu cehennem gibi yürek olmazsa, ben de deli rüzgar gibi hasret olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa. Ah bu hayat çekilmez. Bizi izleyen bütün çocuklarımızın ve benim gibi büyümeyenlerin, hep çocuk kalanların 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. 100. yılları kutlu olsun inşallah. Hadi bakalım siz de bir şeyler söyleyin. Erol'dan başlayalım. Herkesin 23 Nisan'ını kutluyorum. Eren? Öncelikle bütün çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum. Ozan'cığım sen ne diyeceksin? 100. yıl çok önemli. Zaten tüm çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum. Ve güzel bir gün geçirmelerini istiyorum. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyarda insan, hani bir şarkı söyler. Erol Evgin torunlarıyla gençliğindeki 23 Nisan bayramlarını anlatıyor. Birleşmiş Milletler 1979 yılında o yılı Dünya Çocuk Yılı ilan etmişti. Biz de TRT'de o zaman tek kanaldı TRT'miz. Orada çocuk şenlikleri yapardık ve uluslararasıydı bu şenlikler. Halit abi, Halit Kıvanç sunardı. Tekin Özertem ve Canan Arısoy onlar hazırlardı, çok değerli arkadaşlarım. Ben de işte konserler verirdim, katılırdım falan. Çok önemli, bütün dünyadan çocukların geldiği, uzun yıllar devam eden çok önemli günlerdi onlar. TRT ekranından tüm dünya çocuklarına gönül dolusu selam ve sevgi. Halayına, zeybeğine, cepkeline, gömleğine, belde zincir kösteğine var. Erol Evgin, torunlarına 23 Nisan geleneğini de hatırlatıyor ve soruyor. Atatürk'ün başlattığı bir gelenek hala sürüyor. Çocukları devlet büyüklerinin makamına bir günlüğüne oturtuyorlar ve onlara soruyorlar. Ne yapmak isterdiniz falan diye. Ben de size sorayım mı, yani Erol sen ne yapmak isterdin elinde bütün yetkiler olsa? Ben savaşmalar olmasını istemezdim. Her yerin barış içinde bir ülke ya da dünya. Ülke, dünya isterdin, evet. Değil mi? Evet. Sen Eremciğim? Ben öncelikle bütün ülkelerle arkadaş kurardım, Erol'un dediği gibi. Herkes dostluk kurardım. Arkadaşlık. Ya evet. Tek işte bir ülke değil, bütün dünya birlikte yaşasın. Bir de ihtiyacı olanlara ihtiyaçlarını verirdim. Gidermek değil mi? Evet. İhtiyaçlarını gidermek. Sen ne dersin? Ben de ilk yine barış olmasını isterdim, huzur. Bir de yine açlık problemleri. Onların olmasın değil mi? Herkesin karnı doysun değil mi? İşte o an bir fırtına kopar. Sanki o an yer yerinden oynar. Peki torunları bir günlüğüne Erol Evgin olsaydı ne yaparlardı? Tabii ki Erol Evgin olunca herkes sizi şeyle dinleyebiliyor. O yüzden herkese şey derdim böyle. O 23 Nisan'la alakalı önemli şeyler. Mesajlarını benim ağzımdan verirdin öyle mi? Erol sen ne istersin? Ben farklı gereksinimiz olan çocuklara bağış yapardım, öyle derneklere. Sen ne yapardın? Ben de yardım isteyen çocuklara bir konser yapardım. Oradan da kazandığımız, yani deden kazandığı parayı o çocuklara bağışlardım. Bağışlardım. Bunları zaman zaman biz yapıyoruz. Ama şimdi sizin işte dilekleriniz buysa bundan sonra daha çok yapacağız. Evet. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnelerle. Erol, Eren ve Ozan dedeleriyle çok iyi anlaşıyor. İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla. Dedemizin zevk aldığı her şeyden biz de zevk alıyoruz. Çünkü mesela ben, dedem çizim yapmayı sever, ben de çok seviyorum. Gitar ve müzikte dedemin çok yeteneği var, Erol'un da yeteneği var. Ozan da spor yapıyor. Erol gitar çalıyor. Daha yine bu sene başladı. Seneye belki Erol'la bir küçük konser yaparız burada. Eremciğim çok güzel resim yapıyor. Ozan da tenis şampiyonu. Değil mi? Türkiye ikincisi mi? Üçüncü. Türkiye üçüncüsü. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez.
sizler olmasanız canım. Ah bu çile çekilme. Bu kadar. İyi bayramlar hepinize.